İbrahim İbni Ethem, Kuddisesi Ruhu Hazretleri, zahit, sufi ve muhaddis. Yaşantısı ile ilgili pek çok rivayet nakledilmesine rağmen, hakkında pek az şeyi kesin olarak bildiğimiz, yaşadığı dönemde malik olduğu tüm dünya nimetlerine buğz edip, kendini Allah Celle Celaluhu'nun yoluna adamış bir şahsiyet. İbrahim İbni Ethem Kuddise Sirruhu Hazretleri kimdir? Hayatının dönüm noktası gelip çatana, züht yoluna girmeye karar verene dek Horasan'da yaşamış, birçok hizmetçiye mala ve mülke sahip olduğu çoğu kaynakta belirtilmiştir. Kendisi hakkında yazılmış kimi kaynaklarda, elindeki tüm malını züht uğruna feda etmiş olmasının sebebi olarak gösterilen pek çok olay yer almaktadır. Bunların en meşhuru, kendisinin hizmetçisi olan İbrahim İbni Beşşar'ın bizzat kendisinden nakledilen bir hadisedir. Rivayet odur ki genç yaşında günlerden birinde av peşinde koşan İbrahim İbni Ethem Hazretleri, "Sen bunun için mi yaratıldın? Bunu yapmakla mı emrolundun?" diye bir ses işitir. Hafızasına nakşolan ve kendisini uzun süre düşündüren bu olay ve sözleri, yine bir gün bir av esnasında atının sırtındaki eğerden de duyunca, bütün malını ve mülkünü terk ederek züht yoluna girmiştir. Aldığı bu kararın ardından kendisi ve sayıları 60 kadar olduğu söylenen bir kafile ile birlikte Mekke'ye doğru yola çıkmıştır. Sahip olduğu son derece geniş imkanları geride bırakıp hayatını yeniden şekillendirmek, nefsani olarak kendisine zor geldiyse de eski hayatına dönmemek için kendi içinde çetin savaşlar vermiş ve aldığı karar üzere bir hayat sürmeyi başarmıştır. Nefsiyle girdiği ağır mücadeleleri kendisinden bizlere miras kalan eserlerden okuyabiliyoruz. "Birçok acı çektim. Ancak vatanımdan ayrılmak kadar ağır geleni olmadı. Nefsime karşı en şiddetli kavgayı vatan hasreti hususunda verdim." Bu sözler sürecin kendisi için ne kadar ağır geçtiğine tercüman olur nitelikti. Memleketinden ayrıldıktan sonraki süreçte yaptığı yolculuklarda, Orta Doğu bölgesini ve bugün Türkiye toprakları üzerinde bulunan birçok şehri karış karış gezmiş, tüm bu şehirlerde ırgatlık, bekçilik, değirmencilik gibi işler yaparak geçinmeye çalışmıştır. Henüz bu seyahatlerin başındayken babasının vefat ettiğini öğrenerek memleketine geri dönmüş, babasından kalan malların taksimiyle meşgul olduktan sonra kendisine düşen payı infak etmiş ve yeniden yeni yaşantısına dönmüştür. Ayrıca İslam adına yapılan birçok kara ve deniz seferine de katılmış, Allah Celle Celaluhu'nun adına savaşmıştır. Bu savaşlardan biri Bizans'a karşı yapılan bir deniz savaşıydı. İbrahim İbni Ethem Kuddise Sirruhu Hazretleri bu savaşa da fiilen katılmış ve savaş devam ederken adı zikredilmeyen bir ada üzerinde Hakk'a yürümüştür. Ölüm tarihiyle ilgili var olan muhtelif rivayetler nereye defnedildiği konusunda da aynıdır. Buna karşılık kendisine en yakın kaynaklardan biri olan yeğeni Şair İbni Künase'nin zikrettiği mahal, Şam bölgesinde sahile yakın bir noktayı işaret etmektedir. "Allah kabrini nurlandırsın, mekanını cennet eylesin. Amin." Thank you.